Birçok ülkeden tonlarca yardım malzemesi afetzedelere ulaştırılıyor. Depremden etkilenen illere dünya da yardım elini uzattı. Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü Türkiye ile dayanışma etkinliği düzenledi. Sanatçıların, sporcuların bizlere bağışladıkları eserleri burada açık arttırmayla satışa sunduk. Toplanan eserler ve satışa sunulan eserlerden 1,5 milyon TL kazanç elde ettik. Bu arada bir hesap da açmıştık büyükelçilik olarak. Oraya da destekler yağmaya devam ediyor. Çok ciddi bir ilgi var. Yaklaşık orada da bugün kontrol ettiğimizde 4 milyon TL'ye ulaştığımızı gördük. Yani toplamda Senegal'den 5,5 milyon TL gibi bir katkımız olabilecek. Özbekistan hükümeti ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği koordinasyonunda yardım kampanyası yürütülüyor. Bu kapsamda 375 ton malzeme bölgeye sevk edildi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasında toplanan aynı yardımın ikinci kısmı da yola çıktı. Azerbaycan'ın deprem bölgesinde kurduğu Sahra Hastanelerinde de faaliyetler aralıksız devam ediyor. 319'u çocuk, 1623 kişiye sağlık hizmeti verildi. Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri de oyuncağımı paylaşırım projesi kapsamında oyuncaklarını Türkiye'de depremden etkilenen çocuklara gönderdi. Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde faaliyet gösteren Türk şirketleri de Atayurt'tan Anayurda adlı kampanya kapsamında bugüne kadar 55 ton insani yardım gönderdi. G7 liderleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden etkilenenlere başsağlığı diledi. Irak'taki Türkmenler de depremzedeler için seferber oldu. Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstiprak Yazaroğlu toplam 22 tır dolusu yardım gönderildiğini belirtti. Japonya hükümeti de Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı.